evimize doğru yürüdü, tam ortaya geldiği zaman hemen şöyle bir baktı. Aman ne kadar güzel dedi. Bu yaşta okula mı başladınız dedi. Ne kadar sevindim, tarif edemem dedi. Mustafa Kemal dolaşıyordu ve aldı Anadolu'yu. Tarih 20 Mart 1923. Sabiha Özer daha 8 yaşındaydı. Öğretmenleri eline bayrak verip Konya tren garına götürdü. Herkes bağırıyor. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa filan diye. Küçük Sabiha heyecanla Atatürk'ü karşılayanlar arasına katıldı. Hayatına yön verecek nasihati de işte burada aldı. Geldi, eliyle başımı okşadı. Bu çenemi şöyle tuttu böyle. Seni dedi, öğretmen olarak ileride görmek istiyorum dedi, bana böyle yaptı. Cumhuriyetimizin çınarlarından Sabiha Özer, 32 yıl öğretmenlik yaptı. Doktoru, mühendisi, askeri binlerce kişiyi yetiştirdi. Atatürk'ün bir sözüyle öğretmen olmaya karar veren Sabiha Özer, onunla yaşadıklarını asla unutamıyor ve onu hala minnet ve özlemle anıyor. Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan Mustafa Kemal. Okuyun dedi. Devamlı okulları okuyun. İleride dedi size öğretmen göreceğim dediği için ben öğretmenliği öne aldım. Sabiha Özer hayatını insan yetiştirmeye adadı. 1938'de Gazi Eğitim Enstitüsü'nden mezun olur olmaz öğretmenliğe başladı. Gaziantep ve İzmir'deki okullarda tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi dersleri verdi. Kendisi gibi öğretmen olan eşi İlyas'ı Özer'le birlikte sayısız öğrenciyi mezun etti. Öğrencileri yetiştirdiğim gibi yalnız öğrenci değil ki, halkı da yetiştirdik. O devirde yeni dünyayı onlara da anlatıyorduk. Hala da ben bu vaziyette neler yaptığımı, nasıl çektiğimi anlatıyorum bu 108 yaşındayken. 1975 yılında emekli oldu Sabiha öğretmen. Ama öğrencileri onu unutmadı. Her fırsatta kapısını çalan öğrencilerini kendi evladı bildi. Yıllar önce mezun ettiği öğrencilerinin sınıftaki çocukluk halleri ise dün gibi hatırında. Anneleri getirmiş böyle cici cici giyinmişler, gülüyorlar. Benim yanıma geliyorlar, kimi böyle geliyor, elbisemi yokluyor, saçımı tutuyor böyle. O kadar güzel ki tarif edemem. Çok büyük bir şeyle böyle sevinçle onları kucakladım.